Agalarım herkese selamlar. 6 Mayıs 2024 Pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Maçlar güzel olduğu için Pazartesi'ye de video çekmek istedim. Muazzam bir gidiş var. Umarım bozmaz. Nazar boncukları yoruma 3 kere tahtaya kulağınızı çekin. topunuzu kaşıyın. Çok güzel gidiyoruz maşallah diyelim. E, Pazartesi de maçlar güzeldi. Video çekmek istedim. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Öncelikle skor yarışmamız var ve bilen iki kişiyi gruplarımıza misafir edelim. Skor yarışmamız Konya Spor'la Fenerbahçe maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Konya'nın da burada şiddetle puana ihtiyacı var. Zorlu maç olacaktır. Benim ama skor beklentim 2-0-2-1 ayarında Fenerbahçe'nin galibiyeti. Yorumları yazmanız yeterli. Cumartesi skor kazanan arkadaşlarımız Karakutu, Mustafa Dolaş, Not Salamanca isimli kanallardır. Benimle WhatsApp, iletişim, WhatsApp üzerine iletişim kurabilirler. Açıklama ve yorumlar kısmında linki mevcut. Ve numarada ekranda 534 446 59 89 hattından zaten benimle WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler, sorusu olanlar, Mayıs gruplarına olmak isteyenler herkes benimle buradan iletişim kurabilir. Mislerle devam edelim. Aga mislilerle şöyle seri seri göstereceğim. Perşembe'nin misilleriydi. 4000 2000 yaptık. 2 tanesi Olympiakos'un galibiyeti, Aston Villa'nın 2 gol atarıydı. Aldık mı? Aldık. Cuma misillerine geçtim. Cuma mislisi neydi? 2 tane. Luton'un KG var 2000'de. Fenerbahçe 10, Monaco 10 fark yemez 1500'dü. Cuma'nın mislisini içeri aldık mı? Aldık. Cumartesinin mislisine baktığım zaman da sağda gördüğünüz misli Lazio'nun bir yarayı kazanma oranı 1.40'dan oranı vardı. Benim en güvendiğim maçtı açıkçası. 6000 misli olarak değerlendirdim. Dediğim gibi aga yüksek misli de zaten kasa yönetimi yaptığımız için her türlü verdiğimiz mislinin altına miktar yazıyorum. Çok güvendiğim bir misli olduğu için tekli olarak 6000 miktarını önerdim. Solda gördüğünüzde yüksek misli Avrupa. Forus maçı 1.5 üst. Newcastle maçı 1.5 üst. Barcelona maçı 4 dakikada geldi. 1.5 üst. 2000 TL ona attık. 1.57 gibi orandan da 1000 TL üzerinde bir kazanç bıraktı. Tebrikler. Cumartesi'nin ana kuponu vardı. Ve dedim ya sizlere herkes açık Telegram grubunda atacağım diyerekten de sizlere vermiş olduğum ana kuponda çok temiz içeri geldi. Neydi o maçlar bakalım. Şifut maçı 2.5 üst olarak değerlendirdik. Kayseri Karagümrük maçına da var olarak değerlendirdik. Çok rahat geldi. Forus maçı 3.5 üst oldu. Kayseri maçı da zaten en son 2-2 idi zaten. Tertemiz geldi. Tebrikler. Onun dışında geceleri NBA, ekstralar, gruplar, alternatifler her türlü kuponlarımız da gruplarımıza devam ediyor. Canlı olarak izlediğimiz maçları zaten öneri yapıyoruz. Cumartesi çok güzel kazançlar elde ettik. Aga. Çok güzel kazançlar hem de. Pazar da öyle başladı. Birazdan onları da göstereceğim. Her güzel Telegram grubu da. Aga buraya mutlaka girin. Açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. Ücretsizdir. Buraya da mutlaka girişinizi yapın. Şöyle ben arkadaşlar Telegram grubundan hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum. Dünden göstereyim önce sonra bugüne geçelim. Arkadaşlarım günaydınlar. Cumartesi'nin ideal kuponu gelecek. Dediğim gibi herkes açık telegram grubuna attık diye 7500 kişinin olduğu bir grup. Günün idealini attık aga geldi. Canlıya başlayalım mı ha gayret başlayalım. Başladık. Hanslar Rostock'un mücadelesi vardı. İlk yarı 0.5 üst aldık. Takım kümeye gidiyor oynayan oynayamıyor. Gol geldi mi çok güzel bir gol attı geldi. Arsenal maçı başladı. Oran yok. İlk kere 1 aldım. 28 gibi orandan. Sonra dedim ki devreden Arsenal'in golü oranı geldi. Ev sahibi 0.5. Altına da yazdım ki Saka gol atar aga. Alın diyerekten de. Kaçanlar pozisyonlar penaltı. Saka golü attı. İlk kere Arsenal gol attı. Golü kim attı? Saka attı. İlk kere Arsenal galibiyeti geldi mi? Geldi. Gruplarımızda devam ettik. İkinci gol Arsenal geldi. İstanbul Adana maçında ilk yarı Adana golü. geldi. maç öyle bitti zaten. Stuttgart mücadelesinde ilk yarı gole girdik geldi. Newcastle maçına ilk yarı gole girdik geldi. İlk yarı bir buçuk üstüye girdik o da geldi. Stuttgart maçına dedim ki hadi sizlere de atayım Efsa bir buçuk üstü bir otuz dokuz gibi orandan geldi. Newcastle'ın ilk yarı bir buçuk üstü geldi. Pazara geçeyim hemen hemen de. Aga pazar gününe de PSV maçı vardı sabahtan ilk yarı PSV'nin bir golüne daha girdim geldi. Kalkiliyare maçına ilk yarı gole girdik geldi. PSV maçına ev sahibi buçuk üst Herkes attım. Sesli analiz yaptım. PSV 3 4. golde geldi. Aga tertemiz kazanç. Tebrikler. Ya emek çok büyük gerçekten. Sizlerden ricam tek bir cam. Beğeni ve yorum destekleriniz bırakmanızdır. Aga 5000 kişi izliyor. 500 beğeni gelmiyor. Ayıp ediyorsunuz. O yüzden yani bu kadar emek varken ve ücretsiz kanala da bu kadar kazandırırken sizlerden ricamız tamamen beğeni ve yorum desteklerini bırakmanızdır. Başlayalım. Salernitana ile At 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 Atalanta mücadelesi. Şimdi maçın önemi çok yüksek ben şöyle puan durumunu göstermek istiyorum. Atalanta zaten aga bildiğiniz üzere e, Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali var. Alırsa bu maçta 5. Lig'le Şampiyonlar Ligi'ne gitme potasına giriyor. Fakat hafta içinde bir Marsilya Basman'a gitti mi bu takım? Gitti. Sonra tekrardan hafta içinde kendi evinde maç yapacak mı Marsilya ile? Yapacak. Aga ama seneye de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için bence burada Salernitana'ya karşı galip gelecektir. Oran açmamışlar. Ben burada şöyle önereceğim. Atalanta galip gelir fakat 1.5 üstüne galip gelir. Benim skor beklentim 2-0-2-1 ayarında Atalanta'nın galibiyeti. sonu 2 oran yetersiz. Şunu da söyleyeyim aga. Matsun 2-1.5 üstüne iddia Türkiye şerefsizlik yapmış. Açmamış. Klasik aga. Avrupacılar alsın keyfine baksın. E, Atalanta'ya Türkiye için ne önerebilirim? İlk yarıdan bir Atalanta golü de gelirse 1.34 bandında. İdealden de bu değerlendirilebilir. Ama Atalanta tarafının ben burada 2-0-2-1 ayarında galip gelmesini bekliyorum. Konya Spor'la Fenerbahçe. Maçın maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır baylar. Bilen iki arkadaşımızı gruplarımıza misafir edelim. Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyorum. Şampiyonluk yolunda. Zaten çok bir hata yapacağını düşünmüyorum. Fakat Konya'nın burada tribünü zaten full. Tribünde Fenerbahçeliler de olur zaten kesinlikle. Anadolu kulüplerinde maçlarında öyle zaten Aga. Konya'nın da burada yani puan alması gerekiyor. Puan alması gerektiren maçlardan bir tanesi. O yüzden Fenerbahçe'nin işi biraz zor. Fakat şöyle bekliyorum. Mesela 60'a kadar 1-0 Fenerbahçe öne geçerse 60'tan sonra Konya risk alacaktır. Konya risk aldığı zaman da Fenerbahçe kontrol ile geçiş oyunuyla birlikte daha da rahat gol bulabilir. O yüzden maç sonu 2 ve 1.5 üstü de değerlendirme altına aldım. 1.40 seviyesinde idealden değerlendirdim. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma. 1.5 üstünde Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Hatta oranı biraz daha arttırmak isteyenlere de ekstra bir yüksek oranlı tercihim olacak. Ondan da bahsedeyim. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol bandına kalabilir. Bunun da oranı 1.88 aga. Antalya Sporlar Pendik Spor. Pendik Spor geçen hafta e, kendi evinde çok iyi bir futbol sergiledi. Ya, o kadar da transfer yaptılar fakat sanırım kümede kalamayacaklar. Antalya ile oynayacaklar. Antalya'da seneye Sergen Yalçın muhtemelen olmayacak. Haberler o yönde. Takımın parası geç yatırıyor. Hatta Sergen Yalçın'ın da bununla ilgili bir e, röportaj verdi. Teknik adamların veya bizim ekibin herhangi bir problemi yok. Parası yatıyor fakat futbolcudan bir iki ay geriden geliyor şeklinde. Ee, Antalya'da öyle bir problem var ama ben Antalya'nın bu maçta gol atmasını bekliyorum. Özellikle geçen maçta Erdoğan Yeşilyurt, Yeşilyurt'la Veysel Sarı'nın kaç cezalısı vardı. Buksa'da da e, sakatlı darbeye bağlı sakatlıktan. Maçta olur mu bilmiyorum fakat ben Antalya tarafından gol bekliyorum. Pendik'te karşılık verir gibi geliyor. Mücadelede karşılıklı atılacak golleri değerlendirdim. KG oranını idealden değerlendirdim. <laughs> of, günün baba maçı. Baba. Bakın bu maçın o yeni gördüm. Yani ben oranlara bakmadım. Oranlara bakmadan not aldım. Palas favori çıkmış. Neden? Aga son dönemde Yıldız gerçekten çok iyi bir futbol sergiliyor. Kırsız Palas. Ve son dönemde şu 4-5 maçlık periyodun hepsini de aldım. Hepsini canlıdan kazandım. Hepsini maç önü kazandım. Hepsine misli yaptım. Mislilen de hepsine misli yapmadım da. Misli yaptım. oldu onlardan da kazandım. Aga öncelikle çok güzel bir var maçı. Kesinlikle karşılık gelecek goller değerlendirilebilir. Hatta oranı da biraz düşük açmışlar. Ama gerçekten Crystal Palace'ın domine oyunu domine edebilir. United burada kontraya çıkabilir. Eksik gelir gelir takımda çok fazla önemli eksik yok. Güzel maç olur. Var ve üstte de gider bu arada. Hemen onu da gösterelim. Var zaten bekliyorum. Var ve üstte orada bir 40 50, 50 bandında. Var ve üstte olur. Hatta şunu söyleyeyim ben. Crystal Palace'ın zaten buradan mücadele bir 1-1'e gelir. Crystal Palace'ın atacağı ikinci gol riske de sistemde girilir aga. Efsane 1.5. bunun da zaten çok oran açmamışlar. 1. 66 açmışlar. Ben dediğim gibi analiz yaparken e, oranlara çok fazla bakmıyorum. Yüksek oranı varsa değerlendiririm de oran düşmüş biraz. Var ve üst daha mantıklı. İdealden de var şeklinde alınaga. Çok güzel maç olur ki. Seyir zevki yüksek olur. Son mücadelem Lille Lyon karşılaşması. Yine güzel geçecek maçlardan bir tanesi aga. Lyon e, burada saldıracaktır da. Avrupa ihtimali bir ihtimal var. Yani Lille'in burada saldırma ihtimali daha yüksek. Lyon tarafından da gol bekliyorum. Lille tarafı kazanabilir ama. Benim skor beklentim 2-1 ayarında Lille galibiyeti. İdealden karşılayacak goller akar. Ama dediğim gibi hatta yüksek orandan önerelim Aga ya. 2.5 üstünde bir oranı var mı? Mutlaka vardır da. 2.5 üstünde bir yaparsanız da 2-1 ayarında Lille galibiyeti bekliyorum. Ana tercihim burada karşılık gelecek goller. 2 1de Lille kazanırsa burada 2.40 gibi oran var. Değerlendirecekler bu oyunda de bir değerlendirme yapabilirler. Pazartesi maçları bu şekildeydi. İdeal ve yüksek oranlardan özenmeye çalıştım. İdeal kombinlerimiz yani katıl gruplarımıza gelir İnsanlar oraya para ödeyip geliyor. Kuponlarımızda bir zahmet orada olasınlar. Ama elimden geldiğinde ücretsiz gruba da zaten katılın. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sizler de bunu en iyi şekilde biliyorsunuz. Beğeni ve yorum desteklerinizden dolayı çok çok teşekkürler. video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.